Elif Gelin'in yatak odası eskisinden daha ferah. Bunda elbette odadan bebek beşiğinin çıkarılmasının payı çok büyük. Antresit yatak başlığı spor tarzda. Yatağın iki yanına siyah çerçeveli raf ve aksesuarların eklenmesi gayet şık. Gelinimiz yatak odasına uymayan simli yatak örtüsünü lacivert kadifeyle değiştirerek iyi yapmış. Giyinme odasında son zamanların trendi füme cam başlıklı özel yapım gardırop göze çarpıyor. Yatak odasındaki mat beyaz lakeli gardırop boyasındaki yıpranmalar nedeniyle göze hitap etmiyor. Gelinimiz gri fon perdesini odanın tarzına uymayan kordonlarından kurtarmış, yanına bir de siyah fon perde eklemiş. Beyaz postalı ebat ve renk olarak odaya uygun. Aydınlatmada ledlere destek olarak siyah metal dörtlü bir avizeye yer verilmiş. Son olarak odanın eskisinden daha uyumlu dekore edildiğini belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Benim yatak odama, müteahhitin yaptığı dolaplar dediniz. Mutfak dolaplarıyla aynı dediniz. Dedik. Keşke senin müteahhitin de buraya bir dolap yapsaymış. Ki sen de bu boyama, mat dolabı, yani renginden dolayı diyorum. Sanırım rengi yetmemiş çünkü. Ya boyama yetmemiş, evet, aynen öyle bir şey olmuş. Evet, üstünde cilası da yok anladığım kadarıyla. Kulplar desen fiyasko. Renk kattım ben. Biraz rengi, aynen. Renk katması. Yine yüzüne bulaştı. Tonla silseydin orası gider. Tonla yaptım ben onları özel olarak. Gerçekten mi? Ciddi misin? Ciddiyim. Ben bilerek yaptım, fark ettim. Kızıma verdim fırçayı, al boya kızım bunu dedim. Bilerek yapıldı, belli ya. Boyamayı öğretiyorum ona, yeni eğitim verdim. Dolabı boya dedim, o da yapamadı. Keşke hiç ya, boya ne renkti daha önce? Beyazdı. Beyazı renk attın üstüne ama daha olmamış. Bitmemişti. Keşke bir bilene yaptırsaydın. Asla ve asla olmamış. Perdenin de salondaki kumaş artmış da buraya getirmişsin. Evet, öyle yaptık olmamış zaten. Yanına da o siyahı eklemişsin. Ben yaptım onu da. Ay, çünkü burası çok gel, uzun bir cam. Sen gel, ben sana bir hafta kurs vereyim hayatım. Ay canım benim, eski perdecilere ne oldu? Dünkü perdeci konuşuyor bize. Ya kızlar, ben 10 yıldır bu sektördeyim hayatım. Sen doğduğundan beri perdecisin galiba. Ben 10 yaşında mıyım? Ne bileyim, ben doğduğundan beri hayatım, yılların perdecisiyim. Yılların. Bu işi yapıyorum. Tam bir dakika, perdeyi bırakın, bir şey diyecektim. Geleceğim sana perde almaya. Hadi bakalım. Şimdi dolap dedin ya, müteahhit buraya bir dolap yapamamış diye. Parası dolap yetmemiş. Yapmış. Keşke yapsaymış. Hayır, müteahhit yapmamış. Parası ama yetmemiş. Giyinme odası yapmış. Benim param yetti, giyinme odası yaptırdım ben. Ona Elif yaptırmış. Hayır, Elif sonuçta odanın dolabı var değil mi? Var, evet, var. Bunu bir giyinme odası değerlendirip odaya koymuşsun ve bence güzel olmuş. Ayrı. Ama ben bence bu dolap buraya olmamış. Zaten bir şey söylemiyorum. Ayrı koymuş. Tamam. Ben bu dolabı yorumladım tek başıma. Tamam, ben de diyorum ki bu dolap buraya olmamış. Kesinlikle olmamış. Ama bu sadece buranın dolabı değil. Evet. Ebat olarak. Evet, bir giyinme odası olduğu için bir şey demiyorum. Yatağın, komodinlerin bence gayet güzel. Ama Diana'nın dediği gibi o tablo oraya olmamış. Olabilir, tam tersi evet, renkli bir, şu an Diana gibi renkli bir tablo koyabilirdin oraya. Diana, seni yaptırayım oraya, seni asayım. Vallahi bilemem artık. Güzel, seni ver de oraya. Beni o kadar çok geçirsin. Seviyorsan yaptırabilirsin. Bir de şey söyleyeceğim.